Selamlar. Ben Nur. Marmara Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği okuyorum. Yani bu bilgi ne işe yarayacak bilmiyorum ama 22 yaşındayım. İşte bundan yaklaşık 2 sene önce de Global Volunteer'a gitmiştim. Macaristan'a, Budapeşte'ye. Şimdi biz işte üniversiteye gittik. Çok heyecanlıyız. Birinci sınıfta. Bir de şey hazırlığı da atladım ben. Direkt böyle şeye başladık. Derslere falan başlayınca dedik ki bu yaz hani bir şey yapalım farklı. Benim gibi bir arkadaşım daha vardı. Böyle kendimize macera arıyorduk yani. İşte sonra dedi ki gönüllülük şeyleri oluyormuş. Duydun mu falan diye. Ben hani duydum ama çok bilmiyorum falan diye konuşmaya başladım. Bir arkadaşımız da diyor ki hani Isaac varmış ama orada da çok kötü çalıştırıyorlarmış bildiğin falan diyor. Tabii böyle şey falan dedi yani tarlada bile çalıştırıyorlarmış gibi bir şeyler dedi. Ben hiç takmadım yani hep olur ya her şey için kötüsünü söyleyen illaki çıkar dedim ki sal yani. Sonra biz diğer arkadaşımla konuşmaya başladık işte ne yapalım edelim falan diye. Girdik sitesine hem gönüllü ol vardı bir de kampüsünde lider ol falan gibi bir şeyler de vardı. Dedim aa gitmeden de mi bir şey yapılıyor diye. Ona da başvurdum. İkisine birden başvurdum ben. Yani ne varsa başvurdum yani. Sonra ilk önce şey için aradılar ama benim işte kampüs olan. Meğer o şeymiş. Isaac'le çalışmak için üyelikmiş. Benim hiç alakam yok ama sadece dediler ki böyle bir şey var mülakata gel. Tamam dedim yani geleyim. Sonra hatta geç kaldım. Böyle hemen birisi beni arıyor ki hani mülakatım var gelecek misin dedi. Ben geç kaldım biliyorum da. Dedim ki ya ben İstanbullu değilim kayboldum. Neredeydi ondan geçirdi bana yalan söylüyorum. Hemen insanların izlenimi kötü olmasın diye. Öyle geldim bir şekilde. Sonra sağ olsunlar beni aldılar. Üye olarak çalışmaya başladım. Ben de şeydim böyle işte eğer kayıt bırakırsanız insanlar işte WhatsApp'tan yazıyorlar yardımcı olmak için. Onlardan biriydim. İşte insanlara yazıyorum falan ama aşırı derecede başarısızım yani. Hiç kimseyi böyle ikna edemiyorum falan. Sonra ben artık herkes göndermeyi saldım. Ben dedim buraya işte şey de merak etmiştim gitme olayını. Ben bari kendimi göndereyim dedim. Aradım böyle sitelere bakıyorum falan. Projelere bakıyorum daha doğrusu. İlk defa yurt dışına çıkacaktım ben. O yüzden böyle birazcık işte çok da farklı olmayan bir şey olsun falan dedim. Hani yakın bir yere gideyim diye. Böyle çok da pahalı olmasın istedim. İşte Macaristan'a falan baktım. Roma'ya oralara bakıyorum. Polonya'ya falan. Sonra Budapeşte baktım çok güzel bir şeymiş. Dedim ben buraya gitmem lazım. Yani hiç daha önce duymadım. Sadece projelere bakarken falan gördüm. Taktım oraya bir şekilde saplantı haline getirdim ve bütün projelerin işte öne menajerleri falan yazıyor. Onlara deliler gibi mail atmaya başlıyorum. İşte ben başvurdum bana dönmediniz bana çarpmayın falan filan diye. En son birisi geri dönüş yaptı. İşte dedi aa görmedik başvurunu falan filan. Onunla mülakat yaptık ettik derken beni kabul ettiler. Böyle bir tek kendimi gönderebildim ben. Sonra işte çok hızlı gelişti her şey. Ben de işte Mayıs'a falan kaldı. O da şey yani çok artık projelerin kotasının dolduğu bir ay. Hani son anda eşyanı falan gibi oldu. Yeşil pasaportluydum Allah'tan. Hemen uçak biletimi aldım. İşte şu zaman geliyorum bilmem ne diye. Bir baktım oradayım. Böyle babama falan anlatacağım gitmeden önce. Ben böyle bir şey kabul edildim falan diyorum. Adam şoka giriyor. Yani durduk yere kendi başına nereye gidiyorsun? Sen 6 hafta diyorsun bir de. Öyle basit bir şey mi bu falan diye. Onları da ikna ettim bir şekilde. Yani kolay olmuyor. Bence en çok zorlanabileceğiniz kısım bu olabilir. Yani onlar da tabii ki sizi bilmedikleri için güvensiz bir şey göndermek istemiyorlar. Ama anlatın yani biraz böyle hani yıllardır olduğunu ve işte birçok ülkede olduğunu vesaire. Ondan sonra sitesini falan gösterince adam ha tamam bu dolandırıcı değil bunlar. Gerçek bir şey diye ikna olmuştu. Baktı böyle oralara falan. İngilizce mingilizce havalı bir şeyler var tamam dedi. Ne yapıyorsan yap git. Ama kendine dikkat et falan dedi. Ben böyle işte gittim. Beni havaalanından karşıladılar sağ olsun. Böyle bana şey bir tane böyle Macar çikolatası meyve suyu falan getirmişler. Adımı güzel bir kağıda yazmışlar. Karşıladılar falan çok tatlılardı. Dedim ben ha benim projem çok güzel geçecek falan. Çok mutlu oldum. İşte götürdüler gezdiriyorlar falan beni. Biraz kötü şeylere gireceğim ama ilk başta götürdüler dediler ki ya senin kalacağın yer hazır değil. Böyle bir intern evi yapmış onlar. Orada kalacakmışım ama daha işte anahtarını alamamışlar. Bir sıkıntı olmuş. Sen çalışacağın anaokulunda kalacaksın bir süre diye. Bu arada projemde şeydi işte bayağı küçük yaşta işte 1 ve 3 yaş arası, 4 yaş arası çocuklara İngilizce öğretmekti. Tabii ki bu gerçek bir İngilizce öğretim olmuyordu. Onlarla oyunlar oynamak, işte kendi kültürünü tanıtmak, bir aktiviteler yapmak. Hani onların hayatına da böyle farklı bir bakış açısı getirebilmek için de. Dedi orada kalacaksın. Anaokul dedikleri yer de böyle evmiş. Hani evden bozmuşlar. Oradan bir odaya götürdüler beni ama şey yatak falan kesinlikle yok yani. Sadece şey çocukların öğle uykusu için yattıkları yani tabii onların boyu bu kadar falan olduğu için bu kadarlık matris mi ne deniyorsa onlardan var. Ama şeyim ya tabii işte kendim istedim bunu challenge yapmaya geldim falan filan diyorum. Tamam ben kalırım sıkıntı yok. Ha. Abi yani orası soğuk bir yermiş. Haziranda gittim. Gece buz gibi yine ipincecik battaniye var. Onları falan üstüme bir sürü örtüyorum. Tek başıma kalıyorum. Ödüm koptu. Sonra sabah oldu falan herkes diyor nasıldı gece uyuyabildim şu an. Sıkıntı yok süper falan. Hiç kimse hiçbir şey belli etmiyorum ama Türkiye'deki menajerime yazıyorum. Burada bazı kötü şeyler oluyor.
ben çok mutlu değilim falan diye ona şikayet ediyorum. O da diyor ki oradakilere hani söyledim. Hayır. Onları kesinlikle söylemiyorum. Sonra bir kız daha vardı. O da Türkmüş. O da geldi falan. Onunla idare ettik bir şekilde. Sonra bizi evimize aldılar ve böyle biraz macera ondan sonra başladı diyebiliriz. Sonra eve götürdüler bizi. Ya biz böyle güzel bir şey bekliyoruz. Sonuçta Avrupa'dayız diye düşünüyorum yani. İlk defa da yurt dışına çıkmışım. Ya gördüğüm en kötü evdi benim gerçekten. Şimdi korkmayın hemen. Ya çok pisti. Böyle yürüyorsunuz gıcır 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 tahtalar ötüyor falan. Biz dedik burada kalamayız. Arkadaşımla işte kaçma yolları falan arıyoruz. Kendimiz sosyal sosyal bakıyoruz. Sonra baktık hani ya biz burada kalacağız. Bunu değiştirmenin bir yolu yok. Oturduk böyle. Isaac'ten de o bizimle ilgilenen arkadaşları çağırdık. Hep birlikte bir giriştik böyle. Evi bir temizledik. Süper oldu böyle. Diyorum ki anneme söylemeyin bunu. Asla yapmıyorum. Evde kızarlar. Neyse öyle kendimize bir yaşam alanı falan bulduk. Örümcekleri indiriyoruz sopalar. Örümcek falan var her yerde. Ama yok ettik ve gerçekten böyle güzel bir yaşam alanı yaptık kendimize. Daha sonra arkadaşları falan da çağırdık. Güzel bir eve dönüştü diyebilirim. Hani işte şimdi gidecek olursanız, düşünüyorsanız ilk başta kesin bir şeylerle karşılaşacaksınız. Her şey gülük gülistanlık değil. Ama onları sürekli aşmaya bakın. Çünkü ben de başladım ki burada ben kalamam abi, dönüyorum. Tamam Budapeşte'yi de gördüm. 3 gündür buradayım. Tamam dönerim abi falan diyorum yani böyle. Sonra ama devam edince işte o şeyleri aşmaya çalışınca çok farklı şeyler yaşadım kalan 6-7 haftamda. Bir de ben şöyle bir hinlik de yaptım. Son haftalardayız artık. Çok sevdim orayı, arkadaşlarımı, her şeyi çok sevdim. Gitmek istemiyorum. Dedim ki proje yöneticime işte ya ben ucuz uçak bileti bulamıyorum, dönemeyeceğim. Hani bir hafta daha kalsam olur mu? O zaman ucuz olanlar falan diye yalan söylüyorum. Alakası yok halbuki. Ben çoktan bir sonraki haftaya aldım o bileti. O dedi aa tamam sıkıntı yok kalabilirsin falan diye bir haftada orada kalıp böyle kendim gezdim. Arkadaşlarımla takıldım sadece. Öyle yani sizin de böyle fırsatlarınız olursa kesinlikle değerlendirebilirsiniz. Orada yaşadığın en garip an diye yani niye durdun? Benim durdum. En garip an olabilir. Garip an olsun. Tamam. Ya böyle ilginç değil de güzel bir şey anlatayım orada olan. Şey bunların takımı uzun sürelerdir Avrupa Kupası'nı oynayamamış. Takımı çıkaramıyorlarmış yoksa hep eleniyorlar mı öyle bir şey ama futbolda bayağı seven bir millet bunlar. Zaten hani kökenlerimiz de aynı biliyorsunuzdur belki Macarlar işte böyle Hunlardan geliyoruz falan. Neyse onlar da bizim gibi futbola meraklıymış ama hiç çıkaramıyorlar. Bizim gittiğimiz dönemde belki hatırlarsınız 2016'da çok başarılı oldu bunlar. Çeyrek finale falan çıktılar galiba. Herkes deliriyor. Son bir maç oldu işte çeyrek finale çıkma maçı galiba. Onu kazandı. Ama ya böyle bütün halk sokağa döküldü. Çok ilginç. Yani resmen bizim gibi tramvayların üstüne çıktılar, yollara yattılar, her şeyi engelledi. Ya böyle bayram falan oldu. Çok ilginç. Böyle orada bulunduğumuz için çok şanslı hissetmiştik kendimizi. Dedik Avrupa'da falan değiliz bildiğin Türkiye'de. Burada da holiganlar çıktı, her şeyi kestiler yolu falan. Böyle duruyorlar. Yoldan geçiyorsun. Biri sana çok 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 falan yapıyor. Tamam diyorsun. Senin alakan yok ortalıkla ama öyle tatlı bir şeyde yaşamıştık diyebilirim. Benim de nitelikli eğitimde. Yani insanların eğitim koşullarını daha iyileştirmek için yapılmış bir projeydi. Dediğim gibi küçük yaşta çocuklar olduğu için aslında amacı şey değildi tabii ki. İngilizce öğretmek, gerçekten onların İngilizce bilgisini pekiştirmek değil. Ama onlara farklı bir şeyler katmaktı. Hani ben ne kattım belki onunla ilgili birazcık bahsedebilirim. Böyle çocukların hepsinin çok özel ihtiyaçları yoktu benim gittiğim projede. Ama bir tane çocuk vardı. Bunlar Pakistan'dan gelmişler. Hani göçmüşler sanırım mülteciler tam bilmiyorum. O çocuk kimseyle konuşmuyordu. Ama çok da iyi İngilizce biliyordu. Şey Macarca bilmiyor. İşte ne konuşuyordu onlar? Urduca konuşuyor. Bir de İngilizce konuşuyor. Çocuk halbuki 3-4 yaşında ama ailesi öyle yetiştirmiş galiba. Şimdi o çocuk oraya gidince onunla konuşabilecek bir ben varım. Bir de okuldaki öğretmen diğer çocuklarla anlaşamıyordu bir türlü onların dilini bilmediği için. İşte ben de baktım diğer çocuklar benimle çok ilgilenmiyor. Ben de onunla ilgilenmeye başladım. Biz ikimiz böyle İngilizce konuşa konuşa oyunları oynamaya başladık. Sonra bir gün artık bu çocuk gerçekten her gün böyle biz yani ritüelimiz falan olmaya başladı. Geliyor işte kumdan bir şey yapıyoruz. Onu yıkıyoruz. Arabaları şey yapıyoruz falan filan. Böyle sürekli birlikte vakit geçirmeye başladık. Bir gün öğretmen geldi dedi ki sen gelmeden önce ben bu çocuğun ağzından herhangi bir kelime duymadım dedi. Şu anda susmuyor, başımızın etini yiyor. Sen bu çocuğa ne yaptın dedi böyle. Ben anlamadım. Ben çocuğa hiçbir şey yapmadım. Galiba hani ikimiz de orada aynı durumda olduğumuz için ve birbirimizden başka konuşacak kimsemiz olmadığı için beni kendine yakın gördü. Hani çocuk gerçekten ondan sonra anlaşamadığı halde diğerleriyle de oyun oynamaya başladı. Galiba hani onun ihtiyacı olan tek şey böyle birisinin gelip ona hani yalnız olmadığını belki göstermesiydi. Daha sonra Macarca konuşmadığı halde sonuçta ya saklambacın dili yok. O yüzden öyle şeyler oynamaya başladılar işte. Yani oyunlar gerçekten evrensel. Daha sonra baktım o çocuk hani benim ilk geldiğim günden gerçekten bambaşka bir çocuğa dönüştü. Çok özel bir yere gitmedim. Keşke hani gerçekten ihtiyacı olan bir okula gitseydim diye çok diledim yani. Öyle bir şey amaçla gitmiştim. Ama dedim ki hani tamam bu bir çocuğa bile ben burada bir şey yaptım o zaman okey. Yani hiç fark etmediğiniz, hiç düşünmediğiniz şeyler
geliyor başınıza ve o çocuk bilmiyorum beni hatırlayacak mı, adım falan kesin unutur zaten ama eminim hayatı bir tık farklılaştı böyle ben gittikten sonra. Bu işte ben bir çocuğa etki ettim ama bir sürü kişiye de etki edebileceğiniz güzel projeler var. O yüzden hani biraz şey yapıyorsanız, hani benim bu dünyaya bir katkım olsun diyorsanız kesinlikle değerlendirin. Çünkü biz de şey istiyorduk mesela, work and travel'a gidelim. Hem para kazanırız falan diye düşünüyorduk ama öyle bir şey yapsaydım kendimden başka hiç kimseye faydam olmayacaktı gerçekten. Böyle olunca hem kendime de faydam oldu. İnanın çok farklı bir sizle tanışıyorsunuz gittiğinizde. Böyle şey ya, hiç yapamayacağınızı düşündüğünüz şeyler yapıyorsunuz. Çünkü herkes benim ilk haftadan döneceğimden emindi. Dönmedim. Artı bir hafta bile kaldım. Ya başaramayacağınıza falan inanan çok oluyor, böyle korkup kaçacağınıza. Ama işte kendinize de kanıtlayın böyle başka şeyler yapabileceğinizi. Onu yaparken de bir insana daha onun da başka bir şey yapabileceğini de kanıtlamış olun derim. Böyle çok değişik bir tecrübe gerçekten ve hayatta da bir defa yaparsınız. Her zaman da yapamazsınız. Ama şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Ben olsam böyle bir tecrübe işte bir kere yapacaksam Avrupa değil ya Latin Amerika'ya ya da Asya'ya giderim kesinlikle. Çünkü oradan gelen arkadaşlarımın anlattığı hikayeler bambaşka. Budapeşte de kesinlikle gidebilirsiniz. Oradaki Azerkiler de çok tatlıydı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama hani bambaşka bir kültür şoku yaşasaydım eminim daha süper olurdu diyebilirim. Isaac tecrüben genel olarak nasıldı? Yani Isaac üyeydin, sonra projeye katıldın, sonrasına döndüğünde Isaac tecrübene ne kattığını düşünüyorsun? Daha nasıl bir şeyler? Ya ben ilk başta dediğim gibi hani zaten kendim gitmek için girdiğim için hiçbir şey anlamamıştım üye olduğum zamanda. Baktım insanlar devam ediyor falan, devam etmiştim öylesine. Sonra gidince dedim ki oha bu bayağı iyi bir şeymiş. Yani sana gerçekten bir şey yapıyormuş burada diye. Devam etme kararı aldım kesinlikle ve böyle çok sıkı sarıldım. Zaten kendi şubenizdeki insanlarla da tanışmaya başlayınca orada da çok güzel insanlar olduğunu kesin fark ediyorsunuz. Hangi şehirde olursanız olun yani. Daha sonra işte böyle gerçekten sevdim ve burada da yine bir şeyler yapma imkanım oldu. Sonuçta okulunuz varken her zaman böyle yurt dışına gitme imkanınız olmayabilir ama evde bilgisayarın başına geçince bir saatte başkası için işte uğraşırken hem de kendini geliştirirken yapmanın herhangi bir zararı olmadığını gördüm. Daha sonra işte bayağı uzun sürdü zaten. Toplam 3 yıl çalışmış oldum Isaac'te. Yönetim kurulu üyesi oldum en son. Yeni bitti tecrübem de. Özlüyorum. Böyle ama yapacak bir şeyim kalmadı. Bize öyle bir şey söyle ki global volunteer'a gidelim. Ya bilmiyorum. Bence kendinize güveniniz azsa ve insanların da size güveni azsa kesinlikle gidin. Hem onlara ama daha önemlisi böyle kendinize, yani hiç o güven azlığını hak etmediğinizi, aslında tam tersine hak ettiğinizi göstereceksiniz kesinlikle. Nereye giderseniz gidin bu. Yani isterseniz Londra'ya gidin. Böyle medeniyetin göbeğine de gidebilirsiniz. Gidebilirseniz. Ama fark etmez yani. Nereye giderseniz gidin. Çok farklı bir şey yaşayacaksınız ve hiç tanımadığınız bir sizle de tanışacaksınız. Böyle bütün o işte ailenizin size getirdiklerinizden, arkadaşlarınız olan yükümlülüklerinizden uzak. Sadece siz tek başınıza olduğunuzda ne yapıyorsunuz bir görün derim size. Ne diyeyim? Videomuz burada bitti. Bana sormak istediğin sorular varsa yorumlara yazabilirsin. Ve tabii ki Isaac Türkiye'nin kanalına da üye olmayı unutmayın. Çünkü az önce gördüm çok iyi videolar çekildi, komik baya. Onları da izleyin. Abone olun bir yerlerden. Zile de basın ki bildirim gitsin. Şimdilik bu kadar.